Mutlu akşamlar. 7 Haziran Cuma, haftanın son iş gününde TV100 Ana Haber'de sizlerle birlikteyiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarını, son dakika bilgilerini aktaracağız, paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün uzun dönemdir konuşulan, merak edilen eğitim müfredatını tanıttı. Milli Eğitim Akademisi kurulacak dedi. Milletin köklü tarihini, kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandı bu müfredat ifadesini kullandı. Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yılda geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli tanıtım programında açıklamalarda bulundu. Hem eleştirilere yanıt verdi hem de eleştirdi. Pedagojik değil, tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan gelin, lütfen vazgeçin. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin milletin köklü tarihini ve kültürünü merkeze aldığını söyledi. Marif Modeli, milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müfredatla birlikte düşünen, araştıran nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerinin de altını çizdi. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim konusunun günlük siyasi tartışmaların konusu olmaması gerektiğini ifade etti. Öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz, üstünlüğe sahibiz. Evlatlarımıza kazandırdıklarına bakmadan sadece ön yargılarından dolayı yeni modelimize karşı çıkanların da yapıcı davranmasını ümit ediyoruz. Erdoğan öğretmen adaylarına atama müjdesi de verdi. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Erdoğan, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına dair çalışmaların da başladığını belirtti. Öğretmenlik mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında meclisimizde görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli tanıtım programı öncesinde Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Siyaset Kurban Bayramı'nı kritik bir görüşmeyle karşılamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra 11 Haziran Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Bu bir iadeyi ziyaret. Genel Başkan Özel'le görüşecek. CHP liderinin bu temasta ajandası o ilk görüşmede olduğu gibi yine oldukça dolu. Masada birçok başlık var. Başında ekonomi geliyor. Asgari ücretli ve emekli için ara zam talebi var. Emeklide zaten bir değişiklik olacak önümüzdeki ay içerisinde. Temmuz'da belli olacak, memurun da zam oranı belli olacak. Ama asgari ücretli de biliyorsunuz sene başından beri ifade edilen bir durum o. 2 yıldır o gerçekleşen ara zam bu yıl yok deniyor. Bu konu masaya yatırılacak. Ayrıca kayyum tartışması var. Bir dönemdir gündemi meşgul ediyor. Yenileri gelebilir. Onlar da konuşuluyor, tartışılıyor. Ve Şen Yaşar ailesi başlıklar arasında. 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. İade-i ziyaret 40 günün ardından gerçekleşecek. Bu kez ev sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Konuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayın 9'undan sonra. Merakla beklenen görüşmenin tarihi netleşti. 18 yıl önce başbakan olarak CHP'yi ziyaret eden Erdoğan bu kez Cumhurbaşkanı olarak girecek kapıdan. Özel'in tıpkı AK Parti Genel Merkezi'ni ziyareti gibi bu temasta da çantası oldukça dolu. Kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan'la konuşma imkanı bulduk.
Ekonomideki gelişmeler, asgari ücret ara zam ve emekli aylıklarını masaya taşıyacak CHP lideri. Gezi davası tutuklularının durumunu gündeme getirecek. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını isteyecek. Emekli kuvvet komutanlarının serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirecek. Hukuki olarak daha fazla somut adım atılması gerektiğinin altını çizecek. Özel'in ajandasında Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması tartışması da var. Bunun yanı sıra somut adımların atılarak siyasetteki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayacak. En çok dikkat çekeceği başlıklardan biri de 14 tarihinde seçim çalışmalarında çıkan arbedede eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şen Yaşar'ın durumu. CHP lideri oturma eylemi yaptığı Adalet Bakanlığı önünde ziyaret ettiği Şen Yaşar'ın taleplerine kulak verilmesini isteyecek. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz. Gözlerin çevrildiği buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik edecek. Özel'in yanındaysa emekli büyükelçi ve CHP milletvekili Namık Tan yer alacak. Kritik görüşme öncesi grup toplantısını iptal eden Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisini de peş peşe toplayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerden zaferle çıkan illere yaptığı teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Adana'daydı. Partisinin yeni il başkanlık binasının açılışını yaptı. Kurdeleyi keserken iktidar olma dileğinde bulundu. CHP başı sıkışan herkesin geleceği yerdir sözleriyle de bir kez daha baba ev vurgusu yaptı. Başkanım Adana'ya hoş geldin. Seçimleri kazandık, moralleri düzelttik. Teşekkür ziyaretlerinin son adresi Adana oldu. Alkışlarla karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce il başkanlığını ziyaret etti. Yeni binanın açılışını yaptı. Kurdeleyi iktidar olma dileğiyle kesti. İktidar partisinin il binası olması temennisiyle baba evimizin kurdelesini kesiyoruz. Konuşmasında baba evi söylemini de yineledi CHP lideri. CHP başı sıkışan herkesin geleceği yerdir dedi. Bu baba evinin kapısının kurdelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi il binaları herkesin baba evidir. Hangi partiden olursa olsun başı sıkışanın, dara düşenin koşup geleceği yerlerdir. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta tansiyon oldukça yüksek. Haftanın son gününde de o tablo değişmedi. Kayyum tartışması yine damga vurdu haftanın son mesai gününe. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, kayyumun darbe olduğunu söylemek bir hezeyandır dedi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, talimat veriyorlar, cezaya hazırlıyorlar sözleriyle tepki gösterdi ve bir anda gerilim arttı. Kayyumun bir darbe olduğunu ifade etmek ve bununla da partimizi ilişkili tutmak en azından kavramsal bir hezeyandır. Akıl tutulmasını yaşayan sizsiniz. Yargıyı araçsallaştıran sizsiniz. İpler gerildi. AK Parti ile DEM Parti kayyum tartışmasında karşı karşıya geldi. Mecliste tansiyon yine yükseldi. Belediyeler halkına ve kentine hizmet etmek için görev alırlar. Teröre finansman sağlandığı açık bir gerçektir. Devletin bu süreçte kayyum ataması bir tercih değil, bir zorunluluktur. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, kayyumun darbe olduğu iddialarına bu sözlerle karşı çıktı. Partisine yönelik söylemlere genel kurul kürsüsünden yanıt verirken DEM Parti sıralarından tepki sesleri yükseldi. Darbelerle mücadele eden ve darbecilerle hesaplaşan bir siyasi partiye bu yaklaşımda bulunmak akıl tutulmasıdır. Talimat veriyorlar, cezayı hazırlıyorlar, 3 dönemdir kayyum atıyorsunuz. Alparslan'ın açıklamasına karşılık DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit söz almak istedi. Sayın Koçyiğit, yerinizden söz vereceğim. Hayır lütfen. Sayın Başkan, kürsüden istiyorum. Sayın, sayın Başkanım, böyle bir sayın konuşmaya, Koçyiğit. Sayın Başkan, çok daha farklı konuşmalara kürsüden söz verdiniz. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca yoğun itiraza rağmen kürsü konuşmasına izin vermedi. Bunun üzerine Koçyiğit hem Karaca'yı hem de Alparslan'ı yerinden eleştirdi. Grup Başkan Vekilisiniz, buyurun lütfen yerinizden. Öncelikle tutumunuzu kabul edilemez bulduğumu ifade etmeme izin verin Sayın Başkan. Neymiş? Terörmüş. Ne zamandan beri sandıktan terör çıkıyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin konuştu. Yetki tartışması söz konusu değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal haklarını hatırlattı. Kayyum tartışmaları içinde belediye kanunlarını işaret etti. İşte Bakan Tunç'un açıklamaları. Anayasamızın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri açıkça sayılmıştır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Devletin birliğini temsil eder ve yürütmenin başıdır, yürütmeyi temsil eder. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin soruları yanıtladı. Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir dedi. Sadece parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için ve sonrasında kanun hükmünde kararname ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir Anayasa Mahkemesi kararıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Valiliğini ziyaret etti. Sonrasında kameraların karşısına geçti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı vardı. Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör nedeniyle soruşturma vardır. Ayrıca devam eden bir davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, belediyelerimiz, hükümetten aldıkları, merkezi hükümetten gelen milletin kaynaklarını, milletin parasını millete hizmet olarak aktarmak durumundadırlar. Terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhatap olurlarsa uygulamalarıyla ve tutum ve davranışlarıyla bu konuda anayasamızın 127. maddesinin ve belediyeler kanunun 45 ve 46. maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bunda yakınmaması lazım. Bakan Tunç, Ayhan Bora Kaplan davasının Macaristan'da yakalanan firari sanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecini de anlattı. İade sürecini biz başlatmıştık. Macaristan'daki muhataplarımızla da görüştük. Orada 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verilmişti. O süre içerisinde iade yargılaması gerçekleşecek ve o yargılama neticesinde de Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz. AK Parti'de Türkiye buluşmaları başlıyor. Haziran ayı itibariyle tüm yaz sürecince AK Parti teşkilatları 81 ilde her noktada toplantılar düzenleyecekler. Kadın ve gençlik kollarıyla bir araya gelinecek, buluşulacak. Kongre sürecine kadar uzanacak bu görüşmelerde. Özellikle ana tema tabii 31 Mart seçimleri. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep ifade ettiği, dile getirdiği değişim süreci ve seçmenin talepleri masadaki konular. 31 Mart seçimleri geride kaldı. AK Parti, yerel seçim akşamı başladığı toplantılara her gün bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her kademeden parti teşkilatlarıyla sık sık bir araya geliyor. Oluşturulacak yol haritası ve değişim gündemde. Parti bunun için gerekli adımları atmadan önce ince eleyip sık dokuyor. Türkiye buluşmaları adı altında AK Parti yaz ayı boyunca 81 ilde toplantılar düzenleyecek. Teşkilat üyeleri kadın ve gençlik kollarıyla bir araya gelinecek. Görüşmelerin bu ay başlayıp Ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Başta 31 Mart yerel seçimleri, değişim süreci ve belediyelerde yeni dönemle ilgili teşkilatların ve seçmenin talepleri ele alınacak. Toplantılar aynı zamanda AK Parti olağan kongresi içinde bir altyapı oluşturacak. Ekim'den sonra ise AK Parti için kongre süreci başlayacak. Önce ilçeler, ardından illere uzanacak kongre süreci. 2025 yılının ilk yarısında büyük kongreyle de tamamlanacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyük şehri ziyaret etmesi ve kongrelere katılması bekleniyor. Ankara kabus gibi bir gece geçirdi. Son dönemde aşırı sıcaklıklardan dert yanıyorduk. Fakat Ankara'da sağanak bir anda bastırdı. Fırtına da can aldı. Genç bir kadın yağmurdan kaçmak için reklam panosunun altına sığındı. Tonlarca ağırlıktaki o reklam panosu kadının üzerine düştü. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bırakma! İnşallah yaşıyor. Başkentte sağanak perşembe akşamı başladı. Şiddetini kısa sürede artırdı. Ardı arkası kesilmeyen şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Aniden bastıran yağmur ve fırtına da göz gözü görmez oldu. O afet ne yazık ki can aldı.
22 yaşındaki Ayşe Yavuz otobüs durağına sığınmıştı ki dev reklam panosu devrildi. Tonlarca ağırlıktaki panonun altında kaldı. Bana ilk verilen bilgiye göre rüzgarın etkisiyle ve o arada yıldırım düşme ihtimalinden de bahsedildi. Bu etkiyle oradaki yol panosu, büyük bir pano, belediyeye ait bir pano, orada maalesef yerinden kopuyor ve o durakta bekleyen kızımızın üzerine düşüyor. Bırakma! Kaldırılması uzun zaman aldı. Reklam panosu zemine tutturulduğu betonla beraber sökülmüştü. Çevredekiler yardıma koştu. Genç kadın panonun altından çıkarıldı ama kurtarılamadı. Yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, olayla ilgili ihmal olup olmadığının araştırıldığını duyurdu. Arkadaşlarımız orada bakıyorlar, o teknik incelemeyi yapıyorlar. Acaba panoda mı bir teknik eksiklik var, yani bağlantılarında falan, yoksa tabii nedenlerle mi? Onu arkadaşlarımız, savcılarımızın talimatları altında onu incelemeye devam ediyorlar. Bu korku filmini aratmayan anlarda o feci kazanın yaşandığı yerden sadece birkaç metre ötede kaydedildi. Havada bir karanlık bir bulut çöktü. Şimşekler böyle çakmaya başladı. Mahşer günü gibiydi burası. Fırtınanın uçurduğu çatı etrafa savruldu. Çevredekiler panik halinde o anları izledi. Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İş yerlerinde hasarlarımız var. Araçlarda hasarlarımız var. Evlerde hasarlarımız var. Birkaç ufak tefek yaralılarımız var. Kopan parçalar binaları jilet gibi biçip geçmişti. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Muhtemelen oraya yıldırım düştü. Alev almış, şu an yanıyor. Bu görüntü ise Etimesgut ilçesinden. İlerlemekte olan motosiklete yıldırım isabet etti. Sürücü bir tarafa, motosikleti bir başka yana savruldu. Motosiklet alev topuna döndü. Biraz önce müthiş bir gök gürültüsü oldu, bir parlama oldu. Muhtemelen oraya yıldırım düştü. Gök gürültüsü ve şimşek gece saatlerinde başkenti böyle aydınlattı. Kentin birçok noktasında yürümek de, yolda ilerlemek de imkansızlaştı. Araçlar göle dönen caddelerde suya gömüldü. Ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf etti. Mevsimlerinde dengesi şaşmış vaziyette. Antalya 3 gündür kavruluyordu. Yangınlar meydana geldi, orman yangınları. 15 dakika içerisinde sıcaklık 180 derece döndü. 16 derece birden düştü. Ardından önce toz fırtınası, sonra da sağanak geldi. Bir anda kum fırtınası çıktı. Havalimanındakiler de, sahile gidenler de nereye kaçacaklarını, fırtınadan nasıl korunacaklarını şaşırdı. Antalya 3 gündür kavruluyordu. Sıcaklık 40 dereceleri gördü. Ta ki bugüne kadar. Mevsim bir günde değişti. Önce hava karardı, sonra kum fırtınası çıktı. Plajda denizin, kumun, güneşin keyfini çıkartanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Antalya Havalimanı'nı da fırtına uçurdu. Lan içeri girmese bari bu toz. Kum şey bildiğin yüzüyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben, biliyor musun? Ben de hayatım ilk defa görüyorum. Baksana yere bir. Yere bak, Afrika çölü gibi. Uçuşlar fırtına yüzünden durdu. Gitmiş gelmiş. Şuna bak. Hortum olmasa var orada. Fırtına ağaçları devirdi. Ya bak, kalmış üstünde çiçekler Allah. Baksana iki tane ağaç güzel. Kum fırtınası sonrası sağanak başladı. Sıcaklık 15 dakikada 16 derece birden düştü. Depreme bile gerek yoktur. Bir bina sebepsiz yere çökebilir. Çünkü deniz kabuğundan yapılmıştır. Ya da bir balkon çöker. Kolon patlar çünkü sıvayla boyayla kapatılmıştır, görmezden gelinmiştir. Bir gece kulübünde tadilat esnasında son ifadeyle öngörülebilir bir yangın çıkmıştır. 29 can gitmiştir, hayatını kaybetmiştir. Şimdi de bir mezuniyet töreni sırasında dev bir LED ekran insanların üzerine düştü. Devamına bakacağız. Şimdi insanlar tabii üçe ayrılıyorlar. Değerli izleyenler, görenler, gösterilince görenler, asla görmeyenler şeklinde. Da Vinci böyle tanımlıyor fakat öyle değil.
Bir de dördüncüsü var. Onlar görmezden gelenler. Cemal Reşit Rey konser salonundaki bir mezuniyet töreni sırasında yaşandı olay. Sahnede bulunan devlet ekran öğrenci, öğretmen ve velilerin üzerine düştü. 6 kişi yaralandı. Şimdi kazayla ilgili soruşturma açıldı. Olayın özeti bu şekilde, fakat iddialar daha da vahim. Yoksa yine ihmaller mi bu kazaya neden oldu sorusu var. İddia odur ki sahnede etkinlik varken, fotoğraf çekimi yapılırken ekran sökülmeye başlanmıştı. Aslında Ahmet Kaya'nın da dediği gibi, nereden baksan tutarsızlık. Facia bu görüntülerden hemen sonra geldi. Dev LED ekran sahneye düştü. Biz sahnedeyken, müzik çalıyorken, herkes fotoğraf çekiliyorken ekranı söktükleri söyleniyor. Bunu bilmiyorum, sadece gören çocuklar söyledi. Öğrencilerin en mutlu günü faciayla bitti. Korkunç olay İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey konser salonunda yaşandı. Özel bir okulun mezuniyet töreninin sonunda öğrenciler sahneye toplu hatıra fotoğrafı çektirmek için çıktı. Ne olduysa o an oldu. Sahnedeki dev LED ekran öğrenci, öğretmen ve velilerin üzerine düştü. Salonda büyük korku ve panik yaşandı. Olayda 6 kişi yaralandı. Salondan yardım çığlıkları yükseldi. O dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar yerde yatarken yakınları da başlarında yardım etmeye çalıştı. Bazı veliler, öğretmenler ve konser salonunun çalışanları yaralıların üzerinden kaldırdıkları devrilen LED ekranını tuttu. Çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili salonda bulunan bir veli, çocuklardan birinin kendisine sahnedeyken ekranları sökmeye başladılar dediğini söyledi. Kepler havaya fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra veliler şeye geldi, sahneye geldiler fotoğraf çekilmek için. O sırada bazı öğrenciler, küçük olan öğrenciler, dev ekrana yaslandı. Dev ekrana yaslandığından dolayı o birazcık gevşedi. Sonra öğrenciler çekilince yavaş yavaş o dev ekran düştü. Olay sonrası okul görevlilerinden 4 kişi tanık olarak ifade verdi. 3 LED teknisyeniyle 10 kongre teknisyeninin ise taksirle yaralama suçundan ifadeleri alındı. İfade işlemleri tamamlanan 17 kişi serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de kaza ile ilgili açıklama yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, söz konusu etkinlik, etkinliğin teknik kurulumu ve araçlarla kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. İsrail Amerikan silahlarıyla Gazze'de katliamını aralıksız sürdürüyor. Nusayrat kampında bir saldırı vardı, saldırı düzenlendi. Aralarında belediye başkanının da bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti. Deir Belah da İsrail uçakları tarafından hedef alındı. İsrail-Filistin savaşı 245. gününde. İsrail, Gazze şeridindeki katliamlarına bir yenisini ekledi. İsrail, Nusayrat kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Birleşmiş Milletler Okulu'nu bombaladı. O katliamda Amerika'nın gönderdiği silahlar kullanıldı. Okulun büyük bölümü yerle bir oldu. Katliamda yaralananlar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kan donduran saldırıda aralarında Nusayrat Belediye Başkanı İyad El-Meari'nin de bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki morgda cesetleri koyacak yer kalmadı. Günün ilk ışıklarıyla saldırının boyutu da ortaya çıktı. Filistinliler çevreye dağılan ceset parçalarını topladı. Hayatını kaybedenler için okulun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. İsrail tepkiler üzerine bir kez daha yalanın ardına sığındı. Okulda Hamas üyelerinin olduğunu öne sürdü. Öte yandan İsrail Refah'ta Tel al-Sultan bölgesini de vurdu. Hayalet kente dönüşen Tel al-Sultan'da sokakta yürürken saldırıya yakalanan çocukların cansız bedenleri kameralara böyle yansıdı. İsrail'in hedefindeki bir diğer kent ise Deir el-Belah oldu. Deir el-Belah'ın bombalanma anı saniye saniye böyle görüntülendi. İsrail tabii ki sadece Gazze'de katliam yapmakla kalmıyor. Gözaltına aldığı Filistinliler var. Onlara da İşkence uygulamayı sürdürüyor. Amerikan basını işgalcilerin insanlık dışı muamelesini kaleme aldı.
yaşananlar New York Times gazetesinde detaylıca anlatıldı. Gözaltı merkezindeki işkence belgelendi. Bulgular yayımlandı. İsrail'in Gazze'de katliamı sürüyor. Saldırılarda 34 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Binlerce Filistinli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinlilerin birçoğu İsrail'deki SDET'ma isimli gözaltı merkezinde tutuluyor. Amerikan New York Times gazetesi gözaltı merkezindeki Filistinlilerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığını yazdı. Haberde işkence bulgularını gösteren belgeler yer aldı. Habere göre gözaltı üstünde 4000 Filistinli bulunuyor. Bu kişiler hakkında herhangi bir suçlama olmadan 3 ay boyunca sorgulanıyor. Aynı süreçte işkencelere de maruz kalıyorlar. Son 6 ayda merkezde en az 35 mahkum çeşitli sebeplerle yaşamını yitirdi. Gözaltı üstünde tutulan, daha sonra serbest bırakılan eski mahkumlar gazeteye konuştu. Tutukluların gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli halde yerde sessiz şekilde oturtulduğu kaydedildi. Dilan ve Engin Polat çifti azmettiricilik suçlamasıyla bir davada yargılanıyor. O davada hakim avukat baskısı nedeniyle davadan çekilme kararı aldı. İlginç bir tabloyla karşı karşıya kalındı. O hakim dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatının odasında özel görüşme baskısı yaptığını iddia etti. Hakimin çekilme talebi ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu olayın çalkantıları sürüyor. Polat çiftinin dosyasına bakan hakim davadan çekildi. Tedbir kararı mı? Tedbir kararın anasını göreceksin. Ünlü fenomen Dilan Polat 7 aydır cezaevinde ve Polat'ın yargılandığı başka davalar da var. Onlardan biri de şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerine yapılan silahlı saldırı olayı. Duruşmada hakim saldırı dosyasının çete lideri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararı vermişti. Bu enerji, %100 enerji, bu nasıl bir... Ancak istinaf mahkemesi bu kararı bozdu. Hakimin davaya devam etmesini istedi. Ancak o hakim dilekçe verdi. Dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadıklarını anlattı. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile mahkeme hakimi koridorda karşılaştı. Avukat Kaya, hakime odasında görüşmek istediğini söyledi. Hakim bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Dilekçedeki bilgilere göre avukat Hüseyin Kaya hakime, ''Ne demek görüşmezsiniz? Yapacak bir şey kalmadı. Sizi HSK'ya şikayet edeceğim.'' dedi. Dilekçesinde tarafsızlığımdan şüphe var dedi. Hatta kararlarım memnun etmeyecek ifadelerini kullandı. %100 İstanbul'da yaşayan Türkçe öğretmeni Abdülbaki Durma aracının içerisinde pusuya düşürülmüş, silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti. Kan davasının kurbanı olan öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Pusu kuran saldırgansa kısa süre içerisinde yakalandı. Cinayeti kan davası yüzünden işlediğini kabul etti. Taksiyle sokağın başına gelip pusu kurdu. Türkçe öğretmenine kurşun yağdırdı. Kan davası kurbanı olan öğretmen gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken cani adam saatler içinde yakalandı. Abdülbaki Durmaz'ın Batman'da yaşayan ailesiyle başka bir aile kavgalıydı. Türkçe öğretmeni olan Durmaz, töre kurbanı olmamak için İstanbul Fatih'te yaşamaya başladı. Kan davalı iki aile 6 ay önce yine silahlı çatışmaya girdi. Aralarındaki dava bir türlü son bulmadı. Bu kez hedefte Türkçe öğretmeni Abdülbaki Durmaz vardı. Topkapı Caddesi'nde seyir halindeyken pusu kuruldu. Saldırgan tetiğe ard arda bastı. Durmaz kurşunların hedefi oldu. Hastane yolundaysa hayata gözlerini yumdu. Polis ekipleri saldırganın peşine düştü. Operasyonda şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Çelik yelek ve zırhlı araçla şüpheli adliyeye sevk edildi. Öğretmen Durmaz'la aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu öne sürdü. Cinayeti kan davası yüzünden işlediğini kabul etti. Olayın 2023 yılında iki husumetli aile arasında başladığını ve Durmaz ailesinin geçen yıl babalarını öldürdüklerini iddia etti.
Durmaz için cuma namazı sonrası Başakşehir İmam-ı Azam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kayabaşı eski mezarlığında toprağa verildi. Şırnak'ta kaçak elektrik kullananlara destek anonsu geldi. Hem de bir cami hoparlöründen ezan okumak için minareye çıkan müezzin önce elektrik ekiplerine kapınızı açmayın uyarısında bulundu. Peşine de ezan okumaya başladı. Köylüler de kaçak elektrik kontrol ekiplerinin köye girmesine dahi izin vermedi. Cami hoparlöründen diyorlar ki kapıyı açmayın. Ekipler köye girmek istedi. Onlar engel oldu. Kaçak elektrik kullananlara bir de camiden destek geldi. Kapı açmayın diye. Açmayın diye. Yer Şırnak. Kaçak kontrol ekipleri %85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen İdil ilçesine gitti. Jandarmadan da destek aldılar. Açma köyünde abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istediler. Köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi. Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi. Hemen ardından köylüler yolun üzerinde oturdu. Araçların köye girmesine izin vermedi. Cami hoparlöründen diyorlar ki kapıyı açmayın. Köy camisinden de destek geldi. Ezan okumak için minareye çıkan müezzin önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı. Ardından da kapınızı açmayın dedi. Müezzin bu uyarının ardından öğle ezanını okumaya başladı. Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler ekiplerin girişine izin vermedi. Olayların büyümemesi için ekipler köyden ayrıldı. Kaçak kontrollerinin daha sonra yapılacağı bildirildi. Sıfır araç satışlarında her şey sil baştan olacak. 7 Temmuz son tarih. Araçlarda standart güvenlik donanımları artırılacak. Bu standartlara uymayan modellerin satışı da artık yapılmayacak. Hal böyle olunca markalar şimdi ellerinde bulunan ve bu standartlara uymayan araçları elden çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden indirim furyası başladı sıfır araçta. Tutarlar, yani düşen tutarlar 300 bin liraya kadar dayandı. Süre azaldı, markalar kampanya yarışına girdi. Yeni güvenlik standartlarına geçiş öncesi indirim tutarı 300 bin liraya dayandı. Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında belli güvenlik donanımları olmayan araçları artık satmayacak. Bu uygulama ise 7 Temmuz'da artık uygulanmaya başlayacak. Hal böyle olunca bu donanımlara sahip olmayan araçların da 7 Temmuz'dan önce satılması gerekiyor. Markalar da bu nedenle şimdi kampanya yarışına girdi. Avrupa Birliği'nin almış olduğu güvenlik tedbirleri kapsamında artık araçlarda bazı güvenlik donanımları zorunlu hale getirildi. Tabii bu kapsamda bayilerin daha önce ellerinde stoklamış oldukları araçlarda bu donanımlar mevcut olmayanlar var. Bayiler de bunlar ellerinde kalmaması için bir an önce 7 Temmuz'a kadar ellerinden çıkarmak istiyorlar. Buna bağlı olarak da çok cazip kampanyalar yapmaya başladılar. Yeni dönemin başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı. Süre azaldıkça da kampanyaların boyutu da gittikçe artıyor. Öyle ki kimi firma 300 bin lirayı aşan kampanyalar yapıyor. Bazı marka ve modellerde 245 bin lira gibi indirimler, hatta 300 bin liraya yaklaşan indirimler söz konusu. Gerek işte fiyat indirimleri olsun, gerekse faiz konusunda işte sıfır faizli kampanyalar, takas desteği gibi birçok kampanya başlattılar. Çünkü 7 Temmuz'dan sonra bu araçların satışı artık mümkün olmayacak. Uzmanlar bu kampanyaların tam bir alım fırsatı olduğunu söylüyor. Bu yapılan kampanyalar tam bir alım fırsatı, yani çok cazip fırsatlar sunuyor şu anda alıcılar için. Tabii 7 Temmuz'dan sonra gelecek araçların donanımları daha kapsamlı olacağı için hem fiyatları yüksek olacak hem de yaz dönemi, işte bayram falan derken tekrar fiyatlar yükselebilir. Onun için araç ihtiyacı olanların bir an önce araçlarını almalarını tavsiye ederiz. Havalar ısındı. Tezgahlardaki ürünler bollaştı, renklendi. Arkamda gördüğünüz gibi rengarenk bir tabloyu görmek mümkün pazarda. Fakat fiyatların düşmesi de bekleniyordu tabii ürün bollaşınca. İşte o beklediğimiz gibi değil. Öyle olmadı. Tezgahlardaki fiyatlar alıp başını gitmeye devam ediyor. Özellikle yaz meyveleri cep yakıyor.
eriğin kilosu 100, kirazın 80 lira. Sebzede de baktığımızda durum pek farklı değil. Elimizde bir liste var. Neler alacağız bugün? Evet, vallahi domates, limon, maydanoz, dereotu, yeşil biber, semizotu, fasulye, enginar, patates, ceviz gibi. Bayram alışverişi sanırım, doğru mu? Yani. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik başladı. Hava güneşli, tezgahlar bereketli olunca pazar torbasını alan pazarlara koşuyor. Peki pazarda son durum nasıl? Kilosu şu an ne kadar? 25 lira abla. Nereden geliyor hepsi şu an? Soğanın kilosu ne kadar? Soğan 15-20. Değişiyor boyuna göre. Roka şu anda 20 idi, 15-10 lira kadar düştü. Semizotunun? Semizotu da 20 lira demedi. Yaz da geldi, çeşitlilik de arttı. Ürün bollaştı. Yeşillik aldık, nane, dereotu, havuç filan. Sebze alacağız, yemeklik sebzeler. Örneğin yanımda Ayşe Kadın fasulyesi var. Kilosu 70 lirayken barbunya'nın kilosu 120 liradan satış görüyor. Barbunya geçen hafta ucuzdu, fasulye yüksekti. Şu an? Şu an fasulye ucuz, barbunya yüksek. Bir de yaz meyveleri var. Hepsi ağız sulandırıyor. Ancak fiyatı cep yakıyor. Meyve tezgahına geldiğimizde ise tezgahlarda en dikkat çeken ürünler kiraz ve erik. Kirazın kilosu 80 lirayken eriğin kilosu 100 liradan satış görüyor. Ne aldınız şu an? Hemen bakalım. Elma almışsınız sanırım, doğru evet. Mu? Muz almışsınız. Kiraz almışız. Evde en çok hangi meyve tüketiliyor? Elma. Taksi plakasında galericiler arasında rekabet iyice kızışmış durumda. Galericiler plaka satmak için fiyat kırmaya başladı. Esnafa SMS'le yani mesajla taksi plakası satmaya çalışan galericilerde fiyat 325 bin lira düştü. Taksi plaka borsası hareketlendi. Yarım saatte fiyatlar 325 bin lira oynadı. Ticari taksi plakasında galericiler rekabete girmeye başladı. Galericiler plaka satmak için fiyat kırmaya başladı. İşler durgun, plaka fiyatları da bir süredir 5,5-6 milyon lira seyrinde gidiyordu. Bu durumsa satışları olumsuz etkiliyordu. Bunun üzerine galericiler arasında başlayan rekabetse fiyatlara olumlu yansıdı. Öyle ki yalnızca yarım saat içinde fiyatlarda 325 bin lira düşüş görüldü. Galericiler esnafa SMS'le ulaştı. Birçok galeriden geldi mesajlar. Kimi galerilerse aynı günde birden fazla mesaj attı. Plaka satma yarışına giren galericilerin yeni yöntemi ise esnafa SMS atmak oldu. Gün içinde birden fazla kez esnafa SMS attılar. O SMS'lerde ise plakanın ücreti yeri gibi bilgilere yer verdiler. Fiyatlarsa dikkat çekti. Galeri sabah saatlerinde attığı mesajda fiyatı 6 milyon 250 bin arası yazarken öğleden sonra 6 milyon 100 bine düşürdü. Bir diğer galeri ise plakayı 5 milyon 875 bin liradan satmak istedi. Polis dur ihtarı yaptı, motorcu son sürat kaçtı. Polis onu nefes kesen kovalamaca sonrasında yakalamayı başardı. O motorcu bu kez polisten hesap sordu. Polisten hem kaçtı hem de hesap sordu. Ekipler bu motorcuya dur ihtarı yaptı. O durmadı. Kovalamaca başladı. Polis motorcuyu yakalamak için kolunu tuttu. Ehliyeti olmadığı için polisten kaçıyordu. Ehliyetim yok, bıraksana, niye koşuyorsun sen beni? Sen beni niye koşuyorsun? Ben ne olacak? Bırak Allah'ım. Peki ödeme o kamera. Bırak Allah'ım. Tamam. O kamera kaydını istiyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Bırak. Ehliyetim yok benim, bırak. Yakalanınca polisten hesap sordu. Adın ne? Sen ne yapıyorsun ya? Adın ne? Sakin olacak mısın? Tamam, ben sakinim. Sen ne yapıyorsun? Kolumu tutuyorum kaç kilometre hızla giderken ya? Ehliyetsiz motorcu cezadan kaçamadı. Hareketli anlarda öyle sonlandı. Çek ödeme o kamera. Kimliğini ver. Ben cezamı yerim. Ben bilmiyorum. Şikayetçiyim ben, bilmiyorum.
Sosyal medyada isim yapmak isteyenler yüzünden çıta her gün yükseliyor. Amerikalı bir fenomen kendini açtı. Ultra lüks otomobille helikopterden havai fişek savaşı yaptı. Görüntüler baktığınızda oldukça etkileyici. İstediği etkileşimi de aldı, viral oldu. Video milyonlarca kez izlendi fakat şimdi 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Görüntüler bir filmden alınmış gibi ama değil. Sosyal medya için kaydedildi. Suk Min Choi ya da bilinen adıyla Alex Choi, internet ünlüsü bir milyoner. Ultra zenginlik ve adrenalin dolu paylaşımlar yapıyor. Son olarak kendini de açtı. Bir helikopterden yaklaşık 10 milyon liralık hız canavarı spor otomobili takip etti. O kadarla da kalmadı, havai fişek savaşı yaptı. Video, Amerika'nın milli bayramı 4 Temmuz'da yayınlanacaktı. Ancak ünlü YouTuber'ın görememe ihtimali var. Çünkü bu görüntüler için o kadar çok federal suç işledi ki kendini demir parmaklıkların arkasında bulma ihtimali var. 24 yaşındaki fenomen bir uçağa patlayıcı yüklemekle suçlanıyor. Ayrıca başkasının hayatını, malını tehlikeye atmak da uzun suçlama listesinde. Choi tutuklandı. 10 yıl hapsi istendi. Helikopter pilotunun da lisansı iptal edildi. Devam ediyoruz kaldığımız noktada. Milyonlarca aday hafta sonu üniversite hayalini gerçekleştirmek için ter dökecekler. Yüksek öğretim kurumları sınav kitapçıkları sınava saatler kala 81 ile gönderildi. Hiçbir aksilik yaşanmasın diye de güzergah boyunca oldukça yoğun bir güvenlik önlemi vardı. Tırlar GPS'le anlık olarak takip edildi. Tam 40 gün boyunca içeridekilerin dünya ile bağı kesildi. İçerisi tüm iletişim araçlarından arındırıldı. İzole 40 günlük matbaa süreci geride kaldı. 3 milyondan fazla adayın katılacağı yükseköğretim kurumları sınavının soru kitapçıkları Ankara'dan yola çıktı. Yüz binlerce kitapçık 81 il ve 245 sınav merkezine gönderildi. Tüm güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı. 536 nakliye aracı eş zamanlı olarak yollara düştü. Sınav evrakı taşıyan tırların yolculuğu özel yazılımlı GPS'le anlık olarak takip ediliyor. Yol boyunca da kuş uçurtulmuyor. Tırların üzerindeki kilitler dijital. Ankara'daki merkez dışında kontrol etmek mümkün değil. Belirlenen saat geldiğinde hepsi birlikte açılacak. Ardından ÖSYM koordinatörleri ve güvenlik görevlileri aracılığıyla sınav evrakları illerdeki merkezlere ulaştırılacak. YKS'de ilk oturum cumartesi saat 10.15'te yapılacak. Bu oturuma 3.120.878 aday başvuru yaptı. İkinci oturumsa 9 Haziran Pazar saat 10.15'te. Başvuru sayısı 2 milyonun üzerinde. Bu yıl YKS'de 1 milyona yakın görevli de sahada olacak. Sınav öncesinde bugün öğrenciler ve aileleri türbelere akın ettiler. Hem veliler hem de öğrenciler sınavda başarı için ellerini semaya açtı, dua etti. Yarın da sınavım var. Peki hangi bölüm istiyorsun? Psikoloji. Dediğiniz gibi 9 ay bir mücadele verdik ve bu mücadelenin karşılığını en iyi şekilde almak istiyoruz hepimiz. Peki hangi bölüm istiyorsun? Diş hekimliği istiyorum. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için aylarca ter döktüler ve artık meyvelerini alma zamanı geldi. Çoğu öğrenci de aileleriyle birlikte Zuhrat Baba Türbesi'ne adeta akın etti. İlk defa geldim. Yani 9 ay boyunca yorucu bir süreçti. Ya burası da maneviyat yüksek bir yermiş. Şimdi son gün duamı ettim. İnşallah kabul olur. İstediğim bölüme yerleşirim. İstanbul Bakırköy'deki Zuhrat Baba Türbesi sınav öncesi son durak oldu. Ben de torunum için geldim. Torunum sınava girecek. İnşallah kazansın diye ben de inanarak, güvenerek geldim. Ablam için dua etmeye geldim. Heyecanlı mıydın? Evet, heyecanlıydı. Gelirim fırsat buldukça. Herkesin dileğini kabul ediyor. Ben de etmiştir kaç defa. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesi öğrenciler ve veliler tüm yurt
Zonguldak'ta olduğu gibi Diyarbakır'daki türbelerde de yoğunluk oluşturdu. Üniversite adayları Diyarbakır'da bulunan Hazreti Süleyman Camii ve 27 Sahabe Türbesi'ne gelerek ellerini semaya açtı, dualar etti. Kimi şeker, kimi tesbih dağıttı. Ancak hepsinin niyeti aynıydı. Sınavdan önceki son çıkışta eller duadaydı. Şimdi sırada dünyadaki çarpıcı olaylardan derlediğimiz dünyanın görüntüsü var. Oldukça ilginç görüntüler gelecek ekrana. Yol kavgası katliama dönüyordu. Bir grup sokaktan geçen sürücüye tepki gösterdi. O sürücü gaza basarak yanıt verdi. İçlerinden birini sürüklemeye başladı. Neredeyse öldürüyordu. Son anda kendini yana atan genç yaralı da olsa kurtuldu. Ancak grubun öfkesi büyüdü. Sürücüyü indirebilmek için aracına saldırdılar. Linç edileceğini anlayan adam zor da olsa kaçmayı başardı. Bıçaklı adam yaşlı kadını rehin aldı, kaçmaya çalıştı. Ama polis peşindeydi. Kaldırımdan inerken rehininin ayağı takıldı. Polis o hatayı affetmedi. Açığa çıkan adama kurşun yağdırdı. Rehine krizini 25 saniyede engelledi. Terk edilmeyi kaldıramadı, eski karısının yemek yediği yeri bastı. Ortadaki mangalın üstüne yanıcı madde attı, restoran bir anda alevlere teslim oldu. O anlarda iki kişi yaralandı. Büyük şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Anne gece huysuzlanan çocuğunu uyutmaya çalışıyordu. Ama yatağın kenarındaki sandalyeye basınca ayağa kaydı. Bebeği son anda tuttu. Ama canı yanan minik eskisinden de beter ağlamaya başladı. Bu minikler de süs havuzunda balıklarla oynuyordu. Ama erkek çocuk dengesini yitirip suya düştü. Diğer çocuk korkuyla yardım çağırmaya koştu. Suya düşen minikse umutsuzca çırpınmaya başladı. Tam umutların kesilmeye başladığı an bu kadın yetişti. Hemen suya atlayacağına üstünü başını düşündü. Ama ayaklarıyla olsa da miniği kurtarmayı başardı. Hem motorcu hem de sürücü gece yarısı şov peşindeydi. Sonu felaket oldu. Ama feci kaza o kadarla kalmadı. Ağır yaralı motorcuya karanlık yolda bir de otomobil çarptı. Azrail'i ikinci kez atlatamadı. Bu motorcu grubu da dar yolda sürat yapıyordu. Biri durdu, arkasından gelen arkadaşı duramadı. Arkadaşları hemen yardıma koştu. İki motorcu da ağır yaralıydı. Hastanede yaşam savaşı veriyorlar. Kırmızıda geçen sürücü feci bir kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada o anlara neden olan sürücü dahil 4 kişi yaralandı. Polis çalıntı aracın peşine düştü. Son sürat nefes kesen takip başladı. Kaçan sürücü çok tehlikeli kullanıyordu. Polis kazaya neden olmamak için çarpmadı. Sadece takip etti. Para girince harekete geçti. Çarptığı araç zor da olsa topladı. Ama ikinci kez vurunca şansı kalmadı. Polis hemen silahını çekip indi. Ancak araçtan çocuk yaşta iki genç çıktı. İkisi de ıslah evine gönderildi. Çılgın genç sosyal medyaya video atma uğruna ölüyordu. Direkte sallandı ama istediği gibi atlayamadı. Feci şekilde düştü.
Boynunu kırmaktan son anda kurtuldu ama incitti. Ayrıca kafası yarıldı ve köprücük kemiği kırıldı. Budayıcı fazla uzayan ağacı kısaltıyordu ancak hesap hatası yaptı, sonu böyle oldu. Metrelerce yüksekten düşen adam yaralandı ama yine de sağ çıkmayı başardı. İş güvenliğini umursamayan işçi hiçbir önlem almadan kalasın üstüne çıktı. Kalas ağırlığını taşıyamayınca da kendini yerde buldu. Çok şanslıydı, ağır yaralanmadan kurtuldu. Yapımı tamamlanan tekne suya indirilecekti. Ancak vinç devrilince planlar da tekneler de paramparça oldu. Herkesin tek tesellisi can kaybının meydana gelmemesi oldu. Yük indiren kamyonun pistonu patladı, çevreye saçılan yağ bir kıvılcımla alev aldı. Ortalık bir anda cehenneme döndü. Şoför son anda kendini dışarı attı. Mutlak bir ölümden döndü. Minik yaramaz okuldan çıktığı sırada gazlı içecek dolu damacana ile oynamak istedi, olanlar oldu. Göz çukuru kırılan minik yaramazlığının bedelini böyle ödemiş oldu. İstanbul'da bir genç 230 metre yükseklikte televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıktı, yürekleri ağza getirdi. Üstüne bir de o anları kaydedip marifet gibi sosyal medyada paylaştı. Canlarını içe saydılar, hiçbir güvenlik önlemi almadılar. 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesine tırmandılar. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'de kaydedildi. Mustafa Kurt isimli genç ve bir arkadaşı atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesine çıktı. Kurt bununla da yetinmedi, televizyon kulesinin en tepesindeki antene tırmandı. Tehlike dolu dakikaları da sosyal medyada paylaştı. 230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler yürekleri ağza getirdi. Günümüzde güzellik algısı değişiyor. Moda ve kozmetik dünyasının dayattığı o kusursuz güzellik anlayışı yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Güzellik yarışmaları da bu değişimden payını aldı. Amerika'da düzenlenen Miss Alabama yarışmasında büyük bedenli bir genç kadın tacı taktı. Tartışmalar hemen arkasından başladı bile. Yarışmaya katıldığında kimse şans vermemişti. Ama hayali gerçek oldu. Büyük beden kadın kraliçelik tacını taktı. Adı Sarah Millican, 23 yaşında. Amerika'da düzenlenen Ulusal Amerikan Güzeli yarışmasına katıldı. Miss Alabama seçildi. Now at 23, the famous saying rings true. Third time's a charm. Ancak sevinci kısa sürdü. Kilosu nedeniyle sağlıksız olmakla eleştirilen genç kadın sosyal medyada tepkilere neden oldu. Millican'a bunun bir güzellik yarışması olduğunu sanıyordum. Alabama'da bu gerçekten çekici mi kabul ediliyor şeklinde hakaretler yağdı. It was honestly so amazing. I met... Büyük beden kraliçe kendine olan güveni sayesinde süreçten etkilenmemiş olsa da diğer siber zorbalık mağdurları için bunun o kadar kolay olmadığını vurgulayarak insanları daha nazik olmaya davet etti. Literally every single day for 365 days, there wasn't a day that I... Her zaman pozitifliği yaymak istediğini belirten genç kadın, vücudunuz nasıl görünürse görünsün, nereden gelirseniz gelin, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz diyerek başkalarına ilham olmayı amaçladığını söyledi. Ulusal Amerikan Güzeli yarışmasının organizatörlerine göre yarışmada puanlama, kişilik, güven ve iletişim temelinde yapılıyor.
Türkiye sessiz sedasız tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Avrupa'da ülkemizin adını taşıyan ilk park açıldı. Açılış törenine 30 ülke büyükelçisi ve 50 ülkeden temsilci katıldı. Türkiye adı artık Avrupa'nın göbeğinde de olacak. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimiyle Çekya'nın Prag 6 bölgesinde Çek-Türk İşbirliği Parkı'nın açılışı yapıldı. Park Türkiye ile Çekya arasında 1924 yılında kurulan ilk diplomatik ilişkinin 100. yılı anısına açıldı. Törene başta büyükelçiler olmak üzere 50'yi aşkın ülkeden 200'den fazla kişi katıldı. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Ermeni lobisinin yanı sıra FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin engelleme çabalarına rağmen bu parkı açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bugün bu parkta oynayan çocukların da geleceğin yetişkinleri olarak bu büyük liderleri Atatürk ve Masaryk'i minnetle anacaklarını ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğini pekiştireceklerine inanıyorum. Bunu şimdiden görebiliyorum. Park Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin karşısında yapıldı. İki ülkenin dostluğunu simgeliyor. Çek-Türk İşbirliği Parkı, ilgili bölgenin yerel belediyesince 1915 olayları gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Ancak Bağış'ın yürüttüğü diplomasi trafiğiyle sorun çözüldü. Bugün tarihi bir anı yaşıyoruz. Çünkü Avrupa'da ilk defa ülkemizin adını taşıyan bir parkın açılışını yaptık. Bu noktaya gelmemiz kolay olmadı. Kardeş şehirler olan Prag 6 Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi dostluğunun bir simgesi olarak parka Anadolu'dan getirilen meşe ağacının tohumları ekildi. We are going to promise that we always protect this value. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Thank you. Thank you so much. Türk baklavasının ve iki ülke lezzetlerinin misafirlere ikram edildiği tören, davetlilerin neşeli sohbetleriyle 2 saati aşkın süre devam etti. Ana haberi bu akşamlık da burada noktaladık. Haftayı da noktalıyoruz. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar. Hoşçakalın.